II. Abdülhamit, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tahta çıkmasına rağmen devletin en güçlü yöneticilerinden biri oldu. Bugün Abdülhamid'in vefatının 103. yılı. Eğitim, sağlık, iktisat, askeri. Tahta kaldığı süre boyunca bu alanlarda önemli hizmetlere imza attı. 21 Eylül 1842'de dünyaya gelen Sultan II. Abdülhamid'in babası Tanzimat Fermanı'nı ilan eden Sultan Abdülmecid, annesi Tiri Müjgan Kadın Efendi'dir. II. Abdülhamid 11 yaşında annesini kaybettiği için öksüz büyüdü. Onunla Pirustu Kadın Efendi ilgilendi. Çeşitli hocalardan Farsça, Arapça ve Fransızca eğitiminin yanı sıra iki İtalyan eğitimciden musiki dersleri aldı. 1861 yılında babası Abdülmecid'in vefatının ardından amcası Abdülaziz padişah oldu. Böylece ağabeyi Şehzade Murat veliahtlığa, kendisi ise tahtın ikinci varisliğine yükseldi. İlk dış borcunu 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında alan Osmanlı Devleti 1875 yılında borçlarını ödeyemez duruma gelince önce Balkanlarda isyan çıktı, sonra İstanbul'da asayiş bozuldu. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin ardından Şehzade Murat padişah oldu. Sultan 5. Murad'ın akli rahatsızlığı giderek artınca Meşrutiyet yanlısı Mithat Paşa ve Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa Şehzade Abdülhamid'i ziyaret edip meşrutiyetin ilanı konusunda anlaştı. 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamid devletin başına getirildi. Sultan Abdülhamid'in biat töreni Topkapı Sarayı'nda kubbe altında gerçekleştirildi. Cülüs şenlikleri 3 gün 3 gece sürdü. Şehzadeyken çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan Sultan Abdülhamid, padişah olduğunda 60 bin altın tutan cülüsünü da kendi cebinden ödedi. Sultan Abdülhamid, tahta çıktıktan sonraki ilk cuma namazını saltanat kayığıyla gittiği Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Selamlık töreni de burada yapıldı. Tahta çıktıktan sonra kısa sürede ordunun ve halkın gönlünü kazandı. Padişahlığın ilk aylarında Sultan Abdülhamid, Bahriyelileri Şeyhülislamlık makamını ziyaret edip ulema ile birlikte iftar yemeğine katıldı. Haydarpaşa Hastanesi'nde Balkan cephelerinden gelen yaralıları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı. Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halkla birlikte namaz kıldı. 2. Abdülhamid 31 Ağustos 1876 tarihinden tahttan indirildiği 27 Nisan 1909 tarihine kadar geçen yaklaşık 33 yılda devleti yönetti. Bu yıllarda birçok ilke imza attı. 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esasi ilan etti. 4 yıl sonra Osmanlı tarihinde ilk defa kapsamlı istihbarat örgütü kurdu. Adı da Yıldız İstihbarat Teşkilatı'ydı. 1895 yılında Sultan Abdülhamid'in fermanıyla 27 bin metrekarelik alan üzerine Darül Ceze kuruldu. İlk Deniz Müzesi de onun döneminde açıldı. Eğitimde başlattığı seferberlik de birçok okul açtı. Tahta çıktığı yıl 250 olan rüştiye sayısını 900'e yükseltti. Sağlıkta ise bugün de ayakta olan ve Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olarak bilinen Şişli Etfal Hastanesi'ni kurdurdu. Tahta kaldığı sürede demiryolu uzunluğunu 3 kat arttıran Sultan Abdülhamid, Hicaz Demiryolu projesinde hayata geçirdi. Ayrıca Haydarpaşa Garı onun döneminde yapıldı. Borç batağındaki devleti işler hale getirdi. Uyguladığı etkin diplomasi ve denge politikasıyla devleti zor yıllarında ayakta tuttu. 31 Mart olayından sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirildi Sultan Abdülhamid. 10 Şubat 1918'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Mezarı dedesi için inşa edilen 2. Mahmut Türbesi'nde bulunuyor.